arkadaşlar. Şimdi beş hececilere en son işledik. Ondan önce milli edebiyatı işledik. Şimdi de milli edebiyat döneminde düşünce akımlarını ve hemen ardından da saf şiiri işleyeceğiz. Arkadaşlar, milli edebiyat döneminde belli düşünce akımları çıkmıştı ortaya. Bir önceki dersimizde Mehmet Akif'ten bahsederken İslamcılık düşüncesini benimsediğinden bahsetmiştim ve bir sonraki derste bu konuya değineceğim demiştim. Arkadaşlar, biz ne demiştik milli edebiyattan bahsederken? Yıl 1912'yi gösterdiğinde, Balkan Harbi başladığında çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti topraklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin içerisindeki azınlıklar bir bir bağımsızlıklarını ilan etmek istemişlerdi. Arkadaşlar, bu durum içerisinde Osmanlı aydınları da dedi ki biz kendimizi bu durumdan nasıl kurtarabiliriz, topraklarımızı nasıl kurtarabiliriz, acaba ne yaparsak bu dağılmayı önleyebiliriz diye düşündüler ve ortaya belli düşünce akımları çıktı. Şimdi bunlara bakalım. Öncelikle batıcılık, bir diğer adıyla garpçılık. Garp kelime kökeni olarak Arapçadan gelmektedir. Biz bugün günümüz Türkçesiyle batıcılık diyeceğiz buna arkadaşlar. Batıcılık, batılı tarzda düşünme ve hareket etme yoluyla Osmanlı'nın dağılmadan kurtulacağını savunmuştur. Aynı zamanda batının ilmini, fenini ve teknolojisini almanın da Osmanlı'yı dağılmaktan kurtarıp ileriye götüreceğine inanmıştı bu aydınlar arkadaşlar. Meşrutiyet döneminde Abdullah Cevdet'in başını çektiği Celal Nuri ve Süleyman Nazif gibi kişiler tarafından İçtihat önemli. İçtihat dergisi başta olmak üzere çeşitli süreli yayınlarda batıcılık fikri paylaşılmıştır. Unutmuyoruz, bu düşüncenin yayın organı İçtihat dergisidir arkadaşlar. Osmanlıcılığa gelelim. Arkadaşlar, Osmanlıcılık da 2. Mahmut zamanında ırktan çok vicdani, yani ırkın kökenli ne olursa olsun vicdanen ben Osmanlıyım dediğin zaman bu Osmanlıcılık oluyordu. Ve genç Osmanlılar Ziya Paşa, Ali Suavi, Agi Efendi, Namık Kemal ve Ahmet Mithat gibi yazarlar, şairler ve aydınlar arkadaşlar Osmanlı'nın bu dağılma sürecinden ancak ve ancak vicdani bir anlamda kişinin kendine Osmanlı hissetmesiyle kurtulabileceğini düşündüler ve Osmanlıcılık fikrini savundular. Gelelim İslamcılığa arkadaşlar. Ne demişik, en önemli temsilcisi Mehmet Akif'ti. Arkadaşlar, İslamcılığı savunanlar diyorlar ki bakın, ıslak fermanı Osmanlıcılık akımından çok İslamcılık akımının gelişmesine neden oldu. Islak ferman neydi? Talimattan bir önce yapılan ferman, açıklanan fermandı. Ama bir işe yaramamıştı. Hep o yüzden Tanzimat Fermanı ilan edilmişti. Gayrimüslimlere ıslak fermandan sonra verilen ayrıcalıklar Osmanlı aydınlarını harekete geçirmişti arkadaşlar. Böylelikle Avrupalıların panislamizm dedikleri bu düşünce, panislamizm İslam Birliği demek. Yani diğer İslam ülkeleri, yani Orta Doğu, Afrika ve Balkanlardaki bütün Müslümanların bir arada tutulmasıyla Osmanlı'nın dağılmaktan kurtulacağını savunmuştu İslamcılar. Arkadaşlar, Türkçülerde bundan milliyetçilik akımında çok bahsettim. O yüzden ikinci kez bahsetmek istemiyorum. En önemli temsilcisi Ziya Gökalp olduğunu söyledik. Yayın organının genç kalemler olduğunu söyledik. Neydi Ziya Gökalp'in Türkçülük anlayışı? Bu Türkçülük anlayışı neydi? Arkadaşlar, biz temelde etnik olarak hangi kökene sahip olursak olalım, onun yani temelde ne olursa olsun ben Türk'üm dediğimiz zaman bu bizim ortak ülkümüz oluyordu. Ziya Gökalp'in düşüncesi, Turan dediği şey de Ziya Gökalp'in buydu arkadaşlar. Yine Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene sözü buradaki Ziya Gökalp'in bahsettiği Türkçülüğün bir yansımasıdır. Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin de Ziya Gökalp'in yanında Türkçülük fikrinin mimarlarından olmuştur. Arkadaşlar, milli edebiyat
döneminde bu akımları takip ederek farklı şiir anlayışları ortaya çıkmıştır. Saf ya da öz şiir, halkın yaşayış ve değerlerini ön plana çıkaran şiir, sade dilde öce ölçüsüyle yazılmış şiir. Öncelikle saf şiire bakın. Arkadaşlar 20. yüzyılda sembolizmin temsilcisi olan Paul Valéry, Stephanie Mallarmé gibi isimler şiirin ancak sembollerle olabileceğini, açık bir anlatımla şiir yazılamayacağını, o zaman o dilin şiir olmayacağını savunmuşlardı. Bu bizde de saf öz şiiri takip eden şairler Paul Valéry, Stephanie Mallarmé gibi sembolist şairleri batıda takip etmişler. Aynı zamanda divan şiirinin de biçimci yapısından bir hayli etkilenmişlerdir. Bu yüzden saf şiir için biçim çok çok önemlidir. Kimdir bu saf şiir anlayışını takip edenler? Ahmet Haşim, Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı yazısında aslında saf şiirin resmen bir manifestosunu vermişti. Demiştik zaten bunu. Yahya Kemal Beyatlı, bir önceki dersimizde işledik. Ahmet Hamdi Tanpınar, ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında diyerek saf şiirin en önemli temsilcilerinden. Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dramaz, Behçet Necati Gil, Asaf Halep Çelebi, Necip Fazıl, Özdemir Asaf, Fazıl Hüsnü, Dağlarca ve Ziya Osman Sabah. Arkadaşlar şimdi saf şiire bir bakalım. Saf şiir bizim bir önceki derste işlediğimiz beş ececilerden tamamen farklı bir şiir anlayışına sahip. Hatta şöyle diyebilirim. Beş ececiler Tanzimat 1 ise saf şiirciler Tanzimat 2. Yani o kadar birbirlerine zıtlar, birbirlerini takip etseler de. Türk Edebiyatı'nda saf şiir Ahmet Haşim'in Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı makalesiyle başlar demiştik. Sanatın form sorunu olduğuna inanan, yani sanat bir formdan ibarettir diyen şairler ve arkadaşlar bunlar kendilerine özgü ve özel imge düzeni kurmuşlardır. Pek anlaşılır olmayan kapalı bir anlatım ve teknik ne denir? Bir teknik yürütmüşlerdir, ilerletmişlerdir diyelim. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir. Dille saflaşma düşüncesi kendini rahat şiir yazma şeklinde başat ögü olarak göstermiştir. Arkadaşlar, şiiri soylu bir sanat olarak kabul etmişlerdir. Düşsel ve bireysel yön ağır basar. Bakın beş ececilerde olan, milli edebiyatçılarda olan o işte millet, hürriyet, hak, hukuk, adalet gibi kavramlar kesinlikle yok. Gayet bireysel, gayet kapalı, sembolist bir anlatım benimseyecek saf şiirciler ve dediğim gibi saf şiir için en önemli şey biçim olacak, musiki olacak arkadaşlar. Sembolizm akımının izleri görülecek dedik, gizemsellik, bireysellik, ruh, ölüm, masal gibi konulara eğilecekler. Evet, Ahmet Haşim en önemli, aslında Ahmet Haşim'in temsilcisi değil de bu akımı başlatan kişi olarak görmek daha mümkün. Hemen bir örnek verelim Ahmet Haşim'den. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan, güller gibi sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan, gün doğdu yazık arkalarında, altın kulelerden yine kuşlar, tekrarını ömrün eder ilan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vatan, hürriyet, millet, milliyetçilik gibi akımlar, kavramlar kesinlikle yok. Gayet kapalı ve tek okuyuşta çok da anlaşılmayan bir şiir. Evet, gelelim Necip Fazıl Kısakürek. Şiirleri ve tiyatrolarıyla ün kazanmış bir yazardır. Büyük Doğu ve Ağaç dergilerini çıkarmıştır. İlk dönem şiirlerinden sonra mistik konuları, mistisizm çok önemli Necip Fazıl konusunda. Madde ve ruh ilişkisini insanın evrendeki yerini konu edinen şiirler yazmıştır. Kaldırımlar şiirini geniş bir kesim tarafından tanınmış ve sevilmiştir. Şiirlerini Çile başlığı altında bir kitapta toplamış ve bu kitapta şiir anlayışını düz yazı olarak anlatmıştır. Eserleri Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben Notesi, Sonsuz
çile, oyunların tohum, bir adam yaratmak, künye, sabır taşı, para, parmaksız salih, Abdülhamit'in siyah pelerinli adam. Öyküleri, hikayeleri, romanı, Arna'daki yalan ve anısı yılanlı kuyudan. Evet, gelelim Cahit Sıtkı. Cahit Sıtkı'nın en bildiğimiz, değil mi? 35 yaş şiiri. Biz biliyoruz ki Cahit Sıtkı büyük bir ölüm korkusu yaşıyor ve şiirinde hep bu ölüm korkusu, bu ölümle alakalı veriyor. Yaş 35 yılın yarısı eder şiirde Cahit Sıtkı'ya Tarancı. Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait. Desem ki Güney Eksin ve Sen Pencerenden şiirleriyle tanınmıştır. Çoğunda ölüm korkusunu işlemiştir. Romantizm ve sembolizmden etkilenmiştir. Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri de serbest şiirleri de vardır. Biçime, kafiyeye ve ahenge önem vermiştir arkadaşlar. Ömründe sükut ve sonrası da önemli şiirleri Ziya'ya mektuplarda mektup türündeki eseri arkadaşlar. Evet, gelelim Ahmet Muhip Dranas. Şiirleriyle tanınmakla birlikte tiyatro eserleri de vardır. Fransız sembolizmiyle Türk şiir geleneğine başarıyla kaynaştırmıştır. Hece ölçüsüyle biçimsel mükemmelliğe önem veren şiirler yazmıştır. Kar, Olmido, Ağrı ve Fahri Abla şiirleriyle sevilmiştir. Evet, halkın yaşayış ve değerlerini ön plana çıkaran şairlerde de Mehmet Akif Ersoy'u en çok görüyoruz arkadaşlar. Burada halkın yaşadığı sorunlar, problemler, bağımsızlık mücadelesi, millet kavramlarına daha çok yer verecek. Realist bir biçimde ele alacak arkadaşlar. Saf şiirden tamamıyla farklı olarak. Bu arada hece ölçüsü yerine arıza ölçüsünü kullanması ve Türkçülük yerine İslamcılık fikrini benimsemesi de önemli. Diyor ki arkadaşlar, şiir için edebiyat, süs, çerez diyenler var. Karnı tok, sırtı pek milletlere göre bu söz belki doğrudur. Lakin bizim gibi karnı aç, çıplak milletlere süsten çerezden eve yiyecek lazım. Onun için ne kadar süslü, ne kadar tatlı olursa olsun libas hizmetini, yani giysi, kıyafet hizmetini, gıda vazifesini göremeyen edebiyat bize hiçbir şey söylemez. Burada aslında resmen Mehmet Akif Ersoy edebiyata dair bir poetikasını ortaya koymuş, şiir anlayışını ortaya koymuş. Yani süslü püslü bir şiire bizim ihtiyacımız yok. Bize halkı anlatan, halkı öğreten bir edebiyat lazım demiştir. Evet, sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiire geçelim son olarak. Bu anlayışın öncüleri Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'ti. Bunlardan bahsettik daha önce, o yüzden çok üzerinde durmayacağım. İkisi de Türkçülük anlayışını benimsemiştir. Sade bir dille halk edebiyatımızın biçimlerini kullanarak ve halk edebiyatına, onun o sadeliğine dönerek şiirlerini yazmak istemişlerdir. Mehmet Emin Yurdakul'un Cenk'e Giderken adlı şiirinden bir alıntı yaptım. Vatanımdan başka bir şey yok gözümde, yar yatağın düşman almaz giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim, kara taşla bıçağımı bilerim. Vatanım için yücelikler dilerim, bu dünyada kimseye kalmaz giderim. Evet arkadaşlar, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım saf şiir ve beraberinde gelen milli edebiyat anlayışları yerine oturmuştur. Benim bahsetmediğim bazı saf şiir temsilcileri var. Lütfen siz onları tamamlayın, bakın yazarları ve eserlerini defterinize not alın. Görüşmek üzere.